Mor süpürgenin yolculuğu çok ilginç bir şekilde başladı. Ankara Üreten Kadın Derneği toplumsal rolleri aslında değiştirmek istiyor biraz. Yani hep kadınlara biçilen bir takım meslekler var. Biz onların dışına çıkmak istedik. Öncelikle de işte kaynakçılık eğitimi verdik mesela kadınlara. Klima tesisatçılığı eğitimi verdik. Su tesisatçılığı eğitimi verdik. Farklı şeyler yapmak istedik. Aklımıza sonrasında oto yıkamacılığı geldi. O da tamamen erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Neden olmasın dedik. Bir oto yıkamacı hazır aslında işleyen bir yerdi burası. Biz alıp burayı farklı bir şey yaptık. Zaten çıkış aşamasında da aslında her aşamasında kadınların emeği var. İşte ismini bir kadın buldu. Logosunu başka bir kadın buldu. İşte bahçede gördüğünüz çiçekleri başka bir kadın ekti. Bu örgüleri başka kadınlar ördü. Buradaki her şey tamamen kadın emeği. Ve kadınlar çalışıyor, kadınlar işletiyor, kadınlar kazanıyor. Mor süpürgeyi de ismini de şöyle açıklayayım. Süpürgeyle ilgili kesinlikle temizlik aklınıza gelmesin, öyle bir şey yok. Mor kadını sembolize ediyor. Süpürge de aykırı kadınları sembolize ediyor. Müşteriler çok eğleniyor. Çok da memnunlar. İnanılmaz pozitif tepkiler aldık. Hatta hiç eleştiri almadık kötü anlamda. Herkes iyi ki böyle bir şey yaptınız. İşte bizim için o kadar güzel olduk dediler. Özellikle kadın sürücüler. Çünkü onlar gidiyorlar işte arabalarını yıkatmak istedikleri yerler. Böyle çok sanayi tipi, çok oturulmayacak, güvenli gelmiyor onlara. Ama burası bahçemizi görüyorsunuz son derece güvenli. Çocuklarını da getirebiliyor. İşte kediler, kadınlar. Çok güzel bir ortam oldu. O yüzden inanılmaz güzel eleştiriler aldık. Ankara Üreten Kadın Derneği'nin çıkışı o, kadın istihdamı. Biz mesleki eğitimlerden çok kadınların çalışmaya başlaması, para kazanması yönünde çalışıyoruz. Çünkü bakıyorsunuz bir sürü eğitim veren kurum var. Fakat insanlar sertifikalarını eve alıp gittiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz direkt para kazanabilecek. Aslında şöyle ifade edeyim. Balık tutmayı değil, o balığı satmayı da öğretiyoruz biz dernek olarak. Burada da aynı şekilde yine kadın istihdam ettik. Çalışan kadınlarımızın çoğu dezavantajlı grup dediğimiz, aslında çok kullanmak istemiyoruz ama bir şekilde ekonomik ve sosyal anlamda kendilerini ifade edememiş, zorluk yaşamış kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Mor süpürge şubeler açacak. Hatta başka illerden de talepler. Yaklaşık 15 gündür burada çalışmaya başladım. Zaten yeni açılmış bir işletme. Bayanların hep birlikte sırt sırta vererek açtığı bir kuruluş. Ve burada çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Zaten severek yaptığım bir işti. Sadece bu işi erkekler yapmıyordu. Ben daha öncesinde de çalışıyordum. Araba işi sadece erkeklerin yaptığı bir iş değil. Kadınlar da hani bu işi yapabileceğini göstermek adına buradayız. Severek ve isteyerek çalışıyorum. En az erkekler kadar iyi yapabiliyoruz. Hatta onlardan daha iyi yapıyoruz. Bir de ön yargılı olmamak gerekiyor en başta. Kadın bu işi yapamaz diye bir şey yok. El attığı her işi en iyi şekilde üstesinden gelebiliyor. Ben ilk bu işe başladığımda kendi çevrem dahil işte erkeklerin yaptığı bir işi erkeklerin arasında çalıştığımı söylemişlerdi. Fakat yani yapılmayacak bir iş değil. Her bayanın bence her sektörde eli olması gerekiyor.